Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir GTA San Andreas Refiti Verişi Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Refiti Verişi Mobile'da. Ana hikayeye kaldığımız yer tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde Cezir'in görevlerini yapmaya başlamıştık. İlk iş olarak da açıkçası baya bir iş yapmıştık. Önce bir tane kadını şehir merkezine bırakmıştık. Ardından işte bir kadını kurtarmaya gittik. Ardından iki, iki tane adam bir kadını dövmeye çalışıyordu. Onu kurtarmıştık. Kadını kurtarmıştık. Sonrasında da bizim bu şehir merkezine bıraktığımız kadın başka bir adamla beraber olacakken limuzine falan binmişti. Bayağı kanser olan bir kovalamaca gerçekleşmiş ve üstesinden gelmeyi başarmış. Ve Cez'in ilk görevini başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Bu bölümde de sizlerle beraber Cez'in görevlerine tam gaz devam ediyor olacağız. Evet daha fazla GTA San Andreas FTV için mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim Rabbi. Kabızar abone değilseniz de ne yapacağınız zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada bu bölüm iki tane görev yapmak istiyorum. Hani onun bilgisini baştan bir verip çünkü şimdiki yapacağımız görevin ana hikayeyle öyle çok da bir alakası vesaire yok. Fakat bundan sonraki yapacağımız görevde Mike Toreno ile bizzat tanışacağımız için kendisi bir kurtarma operasyonu gerçekleştireceğimiz için hem yani de bunu Tibo Menderes'de yapacağız. O sebeple ötürü olarak böyle bir karar aldım. Haberiniz olsa hem biraz daha hızlı ilerlemiş olacağız. Evet, evet Tibo Mendes. Tamam sadece dinle falan yapıyor. Şu anda beni dinlemen çok önemli diyor. Ee, <laughs> e ee, abi. Ne yapacağız? Yani ne düşünüyorsun vesaire falan yapıyor. Hem şeyler söylüyor. Bunların hepsi birer oyun mu? Ya i̇şte bu aptal Kalsiyon'u bahsettiğim kişi. Kal Tibon Mendes. Ve tersi. Ne haber? <laughs> Hora çaktı. Ya yani onu çok da takma vesaire falan yapıyor. Ne oluyor abi? Bunlar yine tartışıyor. Ee, şimdi üçümüz ekibiz ama ben sadece yüzde yirmisini alıyorum. Hani bu aptalca bir matematik. Ee, sen ve Mike. ve size kendimi satıyorum. Ne alakalan? Yani anlaşmayı biliyorsun ve kabul etti sonuçta. Yani %5 de diyebilirdik değil mi? Ne ne? Seni kedi bir çene mi var? Yoksa bata o kadar kötü bir falan yapıyor. Eee peki boku kişilere çevirmek istiyor musun falan yaparken? Aynen telefon çalıyor. Karesi falan yapıyor. Eee öylece gidemezsin vesaire falan yapıyor. Kal gelmedim de. Ee, uğraşmamız gereken bir şey var diyor. <laughs> İyi hadi bakalım madem. <laughs> Aa, sen gidemezsin Tibon diyor. Hani bu diyenin bir tuzağı olabilir diyor. He bunların malları varmış. Bir kamyonette. Ve aynen bunları kamyonette saldırıyor amış. Yani muhtemelen yağmalamak için falan e, birileri e, araklamaya çalışmış. Ve biz de malları kurtarmaya gidiyoruz. Hani Cizde diyor ki polis tu tuzağı olabilir diyor. Hani diyenin narkotiği tuzağı olabilir diyor. O yüzden sen git veriyor. O yüzden onun yerine biz gidiyoruz. Evet tabii anasını satayım. Yani bizim canımız o kadar kıymetsiz. Kimsenin umunda da olmasın zaten. Kal şuraya gitsin. Kal buraya gitsin. Al kal gidiyor da ne oluyor. Daha bir tane araçla yokuşta çıkamıyor. Anasını satayım. Şuradan bari başka bir araba falan alayım da. Ulan alacağım. Arabayı tüküreyim ya. Ne güzel sultan vardı orada. Kıymızı sultan vardı. Oha araba kilitlendi lan. Bir ya çete eleman arabası çalmışım. Çalmam da bir işe yaramadı. Yokuştan çıkamıyor araba. Hay çeyim ya koş. Koş. Allah'ını seviyorsan koş. Cık cık cık. Bu ne ya? Lan niye bomba atıyor manyak? Ruh hastası ne yapıyorsun? Ana manyağa bak ya. CJ bak kafayı yedi derlendi lan. Benden daha çok derlendi hatta. <laughs> Adam el bombası salladı ya. Şaka gibi ama. Harbi harbi el bombası salladı. Ve az önce bizim aracın kapısı niye kilitliydi lan? Baya değişik olaylar yaşandı şu anda. Neyse hemen seri bir şekilde yardıralım. Kamyon olduğu yere gidelim. Zaten bölüm 2 görev yapacağız hani o yüzden videoyu da çok geciktirmemek için. Biraz hızlı olmakta fayda var. Umarım kanser olmayız. Umarım başımıza çok bir iş gelmez. Göreceğiz bakalım. Ben bu görevden her ne kadar nefret etsem de. Yani çok daha beterlerine göz gerdiğimiz için hallederiz diye düşünüyorum. Evet. Adamlar kaçıyor. Adamlar kaçıyor abi. Tamamdır. Tamamdır. Hallederiz. Hallederiz. O zaman hemen gidelim. Tabi bunlar dağılacak gelecek. Peki biz paketleri nasıl alacağız abi? Alma tuşu ne? Ya alma tuşu nerede? Daha doğrusu. Hani onu bilmediğim için. Az önce bir tane alabilecekken alamadım. Şu paket alma tuşu nerede olduğunu bir görebilirsem hızlı almaya çalışacağım çünkü. <laughs> ya abi sıçacağım ama ha. Harbiden sıçacağım ha. <laughs> dakika bir gol bir ya. Vallahi dakika bir gol bir ya. Bayağı bir uğraştıracak bizi bu görevkesi. Bayağı bir uğraştıracak. Şimdi bunlar bir de Fierro'nun dört bir tarafına dağıldıkları için. Oğlum E tuşu nerede? E tuşu yok. Oha. E tuşu ta nerede? E tuşu ta nerede? Dur hocam dur. Aa şey yere düşmüş yalnız. Güzel. O da olur. O da okey. Paket alındı. Ha yere düşürebiliyoruz, Okey. Bunu öğrenmiş olmam iyi oldu. Ama bayağı uğraşacağız ya. Bayağı bayağı uğraşacağız hem de. Ya yani çok daha kanser. Çünkü defit verişinden. Hani mobil olsa PlayStation versiyonu olsa tık diye aniden alırız da. Definitive Edition'a malum. Optimizasyon. Kontrol et istikrarsızlığı. Yani var da var yani kısacası var da var. O yüzden şu ikinci paketi aldıktan sonra üçüncü pakete ulaşana kadar videoyu durduracağım. En az bir dakika falan oradan en azından bir kırarız. Bir dakika bir kısaltma yapmış oluruz. Bu gereksiz aşırı uzun olmaz video. Ya da 2 dakika bilmiyorum artık ne kadar şey olursa. Abi bakar mısın şu ebesin nikahına gitti adam ya. Adam ebesin nikahına gitti abi. Sonra at abi neden sinirli? Sonra of adam niye sinirli? Ayıptır günahtır be kardeşim. Şimdi buradan da şeye dönmesin ha tamam. Aldım paket aniden. İyi güzel. iyi ee, iyi. İyi oldu. Peki bu kalan paketler nerede? Baya yukarıda o yüzden videoyu durduruyorum. Yukarılara yaklaştığımda kaldığımız yerden tam gaz videoya devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz e, videomuza seri bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım bu paketi de alabilecek miyiz? Malum bu <laughs> yukarıda takılan elemanlar özellikle ve özellikle Böyle sürekli sağa sol yapmayı çok seviyorlar. Gördüğünüz gibi. Adama kıl oldum. Öldürmek istiyorum şu anda ama e, vaktime yazık. Gerçekten vaktime yazık. Zaten daha pakete bile alamıyorum. Ya belliydi bu arada oradan döneceği ya. Adam sürekli dönüyor ya. Bu sefer de sola dönüyor. Yakalayacağım ki seni. Al artık şunu. Hah aldı. Vallahi aldı. Nice. Allah şükür ya. Vallahi Allah şükür aldı ya. Şimdi geriye son bir tane lavuk kaldı. O elemanı da halledebilirsek. Zaten cizin de yakının da. Gerisinde problem olmaz diye düşünüyorum. Adam diğer şeride mi geçti? Tamam bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor abi. Vallahi adamı yere de düşürdüm. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Oh be ya. Vallahi rahatladım ya. Bir kendime geldim ya. Vallahi billah. Oh be. Hallettik çok şükür. Şimdi buradan hop aşağıya doğru. Salak saçma düşmeyelim motordan. Bir de elemanlar da bizi takip ediyorlar. Der demez bu arada elemanlardan birinin direkt karşıma çıkması. Ay ben buradan nasıl aşağıya direkt ineceğim ya? Gerizekalı direkt düştü ya. Neyse şuradan incez artık. Biraz vakit kaybettik ama Yani. Püf, koş ya vallahi koş ya. Yoksa ben iyice sinirlenmeye başlayacağım. Bari koşarak, egzersiz yaparak görevi bitirelim de. Da. Daha fazla araçla maraşla uğraşmayalım. Sıradaki görevde zaten direkt olarak araca bineceğimiz için hani gerek yok araç getirmeye falan. Şöyle direkt cezinin mekanına gelelim. Paketleri teslim edelim. Bu bölümün ilk görevini bitirmiş olalım. Çok şükür. tam geç. 5000 dolar da buradan aldık. Şimdi Mike Torreno göreviyle devam. He, birazcık sakin ol vesaire falan yapacağız tip ona. Hı -hı, hı. E, yani anlamıyor musun başımızın belada olduğunu bizim uğraştıklarını falan. He partta kal. Yani gerçek kahramanımız. Gördün mü hala iyiyiz. Bizden bir lan. Ha, biri bizim peşimizde. Yani gelin düşünmemiz lazım vesaire falan diyor. Mike, Mike sen de bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ne? Ah, hayır, neredesin? Tamam, konuşmaya devam et. Ee, Mike'ın başı belada. Dağılalım, gidelim. Ha. Ha, tekneden inince, gemiden inince adamı kamyonla almışlar. Ha, bataryasının süresi bitene kadar da vaktimiz var. Yoksa bir daha ulaşamayız kendisine diyor. Tamam o zaman. Tamamdır. Ee, beş buçuk dakika vaktimiz var. Zaten e, nereye gitmemiz gerektiğini bildiğimiz için. Yani herhangi bir yerde olabilir bu deli yer. Ee, ağır makineler var. Ya gerizekalı C.J. Neresi olduğunu anlayamıyor musun ya? Dohert tarafı tabii ki de. Hani şey. Yemeği diyorum ama Tibon Menez bu CJ'den daha akıllı bu konuda ya. Oğlum ağır makineler yerler falan diyor. Aa sinirlendim ya. Wind sesleri falan vesaire diyor. Hayır olabilir diyor ya. E, hey, dayan Mike. Yardım yolda. Biz direkt olarak havaalanına gidip oradan içeriye gireceğiz. Öyle yaptığımız zaman böylece oradaki yerlere gitmek zorunda kalmıyoruz. Ve bu sayede ciddi anlamda e, görevi süresini kısaltmış oluyoruz. Yani bir de herhangi bir çarpmada bu kadar yamulmasak çok çok daha iyi olacak da. Next. Sinirlenmeyeceğim fazla. Çok da sinirlenmeyeceğim. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Ama araba o kadar fazla yamuluyor ki gerçekten. nasıl bir kontrol alınasını satayım. Ha, kamyon geri gidiyormuş. Ee, evet. Dark olabilir diyor. Liman tarafı olabilir diyor. Tamam Mr. Basin'e git diyor da oraya gitmeyeceğiz. Oraya gitmeyeceğiz abi. Biz direkt olarak havaalanına gideceğiz. Ulan zaten direkt olarak şeydeyiz. Liman tarafındayız zaten. Bir dakika ya oradayız Mike. Yok yok orada olmayacağız. Başka bir yerde olacağız. Ya zaten oyun her seferinde böyle ters köşe yapmaya çalıştığı için. Birinci yerde olmaz. ikinci yerde olmaz. Üçüncüsünde ortaya çıkar muhakkak. Anında kapı da açık zaten. E, sinyal çalışmalı artık diyor. Ha ha, Okey. Sinyal verici saklamış Mike diyor. Oradan o sayede bulabilmişiz. Tamamdır. En az çalışıyor vesaire falan diyor. Yani kolay diyor işte. Yaklaştıkça sinyal güçlenir diyor. Tamam. Zaten şu tarafta ya. Yerler bazen değişebiliyor da bir yerden sonra anlaması çok daha kolay oluyor. Evet işte oradalar. Tamam. Tamam abi güzel. Şu motorları bir indirebilsek. Bu ne abi mesela? Bu o, bunun olayı ne? Bu olayı ne? Aa gitti mi görev? Ya Allah belasını versin bu görevin ama ya. Of ne alaka şimdi ya? Ne alaka ya? Neyse videoyu durdurayım. Buraya tekrardan geldiğimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tekrardan video seri bir şekilde devam ediyoruz. Motorculardan bir tanesini indirdim de motorcu indirmek o kadar da önemli değil sanırım anladığım kadarıyla. Yani asıl aracı sıkmamız gerekiyordu arabayı patlatabilirim falan diye. O endişeyle e, bulaşmıyorum ona fazla. Araçtan inelim abi. Araçtan indik inmesine de. İndiğimizde bin pişman olduk ya. Vallahi indiğimizde bin pişman olduk. Tamam hallettik. Çok şükür. Vallahi çok şükür. Güzel. Evet kurtardık Mike Torrey'ni antibarıyla. Hadi çabuk. Evet tam zamanı Tibon. Bu kim lan? Öyle direkt silah çekmene gerek yoktu ya. Cizli palaçolarından biri. Sakin ol. Aha, <laughs> tamam hallederiz kamyona. Ha, bu bir tuzak diyor. 20 hayat bedelinde bir tuzak. Tamam ne yapacaksak yapalım ondan sonra buradan gidelim. Sana kim sordu lan? E, aynen öyle ben burada karar veriyorum. Şimdi kapı için gidelim. Evet sakinleşelim biraz ya. Allah Allah sanki kötünüzü istiyoruz ya. Lavuklara bak ya. Lan nereye sıkıyorsun? Manyak. Tamam direkt kamyonu yok ettik. Şimdi polisler de buraya gelmeden buradan toz olmamız lazım. Tamamdır. Tamamdır, hallederiz. Tamam, polis ulaşmadan Torne'yi bu kamyondan uzaklaştırmamız lazım. Okey, tamam hallederiz. Sıkıntı değil. Ee, mesele yok. Niye kendi kendine fren yapıyorsun? Araba, oyun. Neden? Amaç. Buradan atlayabilir miyim bu arada? Atlarım ya bence. Atlayamazsam görevi baştan yapmak zorunda kalmayacağım değil mi? Yani bravo gerçekten ya. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Ya ama hayır ya. Ya gitti limuzin ya. Ya gitti ya. Aa devam ediyor görev ama. Aa iyi lan bu arabayla yapmak zorunda olmamamız güzel de abi çok kötü bir yerde sıkıştık kaldık ya. Abi çok kötü oldu bu ya. Neyse abi, ben tekrardan videoyu durdurayım. Ben buradan bir çıkayım kaldığımız yerden tam gaz. Birazdan yine devam ederiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden bir kez daha devam ediyoruz. Neyse ki neyse ki checkpoint vardı da en baştan yapmak zorunda kalmadım çünkü yani oradan çıkmakla uğraşacağımı öldürmeyi yerlerdim. Öyle de yaptım. Neyse ki checkpoint olduğu aklıma geldi. Ve buradan devam ediyoruz şu anda. Tamam. Tamam. Polislerden kaçacağız. Onun için de kurtulmamız için de mecbur boyacı dükkana gitmemiz lazım. Gideriz. Sıkıntı değil. Yani zaten yolumuzun üstü. Zaten dümdüz ileri gittiğimiz anda oradayız. Minik bir kısa yolda yapacağız hem. Oradan biraz daha e, hızlı bir şekilde Bunları Gizli'nin mekanına bırakıp sonrasında görevi de Bitiriyor olacağız. Yani video birazcık uzadı ama en azından Şöyle güzel bir noktada var. Siz zaten daha uzun Senandris videoların gelmesini istiyordunuz. Ve istediğiniz de oluyor nitekim. Hem de iki görev yapmış olacağım. O yüzden e, bir Mansur olacağını düşünmüyorum. Evet e, polisler seni tanımayacak. Güzel. Bunu öğrenmiş olmamız güzel. Şuradan atlasam. Thank you. Ee, ne zamandır e, Jimmy ile çalışıyorsun? Ben seni daha önce hiç görmedim falan diyor. Yani geçen hafta geldim. Yani birkaç tane iş yaptım sadece. E ee, bu ne? Soruma cevap ver lan. Ya ben Los Santos e, ailemle beraberdim tamam mı? Cüzdanını ver bana onun. Dinamayı bırak da yola bak. Al Mike. Kalacaksın ha. Pekala yeterince gördüm. Yani ay, kontrol etme ihtiyacım vardı vesaire falan bir şeyler diyor, deniyor da. Ya saçma sapan bir şekilde gittim NPC ezdim ya. Ulan var ya kıymetli vaktimden gidiyor. Kıymetli vaktimden. Daha bu videoyu kanala yetiştirmem lazım benim. Başlayacağım senin şimdi yoluma çıkıp da ne ha. Allah 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 Allah. Oh çok güzel anasını satayım. Buradan nasıl çıkacağız? Çekilin lan önünden. Manyak ruh hastaları ya. Başka bir NPC daha atlamasın şimdi. Son anda lan. Allah çarpsın son anda var ya gidiyorduk az kalsın Neredeyse aynı şeyler bir daha tekrarlanacaktı ve ben daha da sinirlenecektim. Yırttık vallahi. Vallahi yırttık. Aga o kadar kimliğimi mi soruyorsunuz bana o kadar laf ediyorsunuz da Oğlum Mike Torino kurtulduysa sebep benim lan Başlatmayın şimdi yapacağınız işe Allah Allah manyak daha nedir ya Adamın hayatını kurtarıyoruz Kurtulmasına yardım ediyoruz Yaranamıyoruz ya Cık. Bir de üstüne oyun kasıyor Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim Ulan var ya, Allah'tan sen sakimiz hakimiz de Allah'tan oyunu bir 20 kere bitirdik de. Yoksa var ya neler neler çekerdim ben sırf bu optimizasyon problemleri yüzünden. Var ya kafayı yerdim gerçekten. De zaten hani sıkıntılı bir araç kullanıyoruz. Limuzin kullanması rahatsız edici, hantal, kütük araçlardan bir tanesi bir de. Yani çok daha sinir bozucu olabilirdi gerçekten. Neyse ki üstesinden geliyoruz ve bu görevi de başarılı bir şekilde yaptık. E iyi iş çıkardım bugün falan diyor Torino. Tamamdır, tamamdır. Tamam şimdi sen git bizim konuşacaklarımız var vesaire yaptı. Ve ardından da Cizinin e, görevlerini de Antiba ile bitirmiş olduk. Bizim e, ejderha görevleri yine açıldı. E, bundan sonra yapacağımız görev daha bu arada Buzi'nin görevleri. Onun da bilgisini vereyim hani. Bir yere akciğer kapasitesi kasmam gerekiyor. Malum bu Buzi'nin kaçıncı göreviydi? Dördüncü görevde galiba. 3 değil 4 aynen. Amphibious Assault görevi için akciğer kapasitesi kasmamız lazım. Onu da yaparız. Ee, onu da bir ara ben aradan çıkartırım. Bir 15-20 dakikamı yiyecek ama yapacak bir şey yok. Hallederiz ondan. Çok meseleli. Hemen Vuzi'nin mekanının yanındaki save satın alıp. Hem oyunda biraz daha ilerlemiş olacağız. Yani %100'e yaklaşmak açısından biraz daha ilerlemiş olacağız. Hem de e, sarıki göreve daha hızlı başlayabilmek adına Muzi'nin mekanının yanındaki evi almamız bize iyi katkı sağlayacaktır. Zaten ucuz da bir yer. Tabi aynen 200 bin dolar da istemesin de. Öyle bir şey olmadı söyleyeceğim mesele olmaz. Ben yani sizi ödeyeceğim bu arada. Sizden çünkü AKM AK çıkıyor malum. İhtiyacım olur bir şey olur. Aynen 20 bin dolar. Kaç e, yüzdemiz bu arada? Yüzde kaçtayız? Yüzde 40 oluyor ee, en azından. Güzel. 39.57 idi. Artık herhalde 40.10 falan olmuştur. Ya da 40.09 olmuştur. Tahminimce hani sallıyorum tamamen. Şöyle hemen oyunumuzu bir kaydettik. Ve son kez. Yüzde kaç bitirdiğimizi kontrol ediyor. Evet 40.11 güzel yaklaşmışım. Ee, yavaştan artık bölümü bitirebiliriz. Videoda zaten olmuş 21.5 dakika kaydı bitene kadar 22 dakika olacak. Daha fazla vaktinizden almayayım. Evet e, sevgili arkadaşlar sonraki bölümde ana hikayelerden tam gaz kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki keyif aldıysanız destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beni yapmayı. Kamuza rağmen abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza rağmen yapmasından da dilerseniz başka gösterilerimizden ve çekilerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki ana hikaye videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakmayın. unutmayın. Hoşçakalın.